Kalk! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Olurcuğum kumandanım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Quick ekonomik pratik anında sigorta. Tandem'den hepinize merhaba. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Tandem'in 15 kuşağında bugün Halkbank erkek voleybol takımından Orçun Ergün'le beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Klasik soruyla başlayalım. Nasıl geçiyor karantina? Tabii karantina günleri biraz sıkıcı oluyor. Biz bu havalarda dışarıda olmaya çok alışık olduğumuz için, mesleğimiz gereği de çok fazla gezmeye alışık olduğumuz için ev bize biraz böyle dar gelmeye, sıkıcı gelmeye başladı tabii. Ama her şeyden önce sağlık geliyor. Mecburen evde kalmamız gerekiyor herkesin sağlığı için. Umarım en kısa zamanda hayat normale döner. Çok iyi denemez ama çok da kötü değil, bir şekilde idare ediyoruz diyebilirim. Evet, hepimizin ortak umudu diye düşünüyorum bu süreci sağlıklı bir şekilde hemen atlatmak. Hemen spor kariyerinize geçiş yapmak istiyorum. Siz yanılmıyorsam spora futbolla başlamışsınız aslında. Evet, çok küçük yaşlarda ülkemizde futbol en ön planda branştır. Biz de haliyle küçük yaşta en çok onu izlediğimiz için ona bir merakımız vardı. Futbolla başladık. Futbola da hala seyir olarak ilgim vardır. Muhakkak takip ederim televizyondan hem Türkiye Ligi'ni hem Avrupa Ligi'lerini. Daha sonra yolum voleybolla kesişti. Bir karar vermek zorunda kaldım ve voleybol tercih ettim ardından. Neden o zaman voleybol tercih ettiniz? Voleybol, haftanın iki günü futbola, iki günü voleybola gidiyordum. Futbol tabii ki daha büyük ilgim vardı. O zamanlar daha eğlenceli geliyordu. Ama voleybolu tam olarak bilmiyordum o zamanlar. Daha sonra oynadıkça, yeni takım arkadaşları edindikçe, o formayla sahaya çıkıp deplasmanlara gitmeye başladıkça daha çok ilgimi çekmeye başladı. Ve şu an iyi ki voleybol kararını vermişim diyorum. Çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Ben biraz tweetlerinize de baktım. 2017'de bir tweet atmışsınız. Branş hep amatördü, biz profesyonel sevdik yazmışsınız. Biraz o küçük yaşta girdiğiniz bu spor işinde takım ruhunu anlatmanızı istiyorum sizden. Tabii ki. Ben Beşiktaşlıyım. Babamdan öyle gördüm, öyle büyüdüm. Beşiktaş taraftarı olarak. Tabii ki voleybola başlamamda da Beşiktaş altyapısının beni davet etmesinin çok büyük bir katkısı oldu. Sonuçta tuttuğunuz takımın formasını giymek herkese nasip olabilecek bir şey değil ve çok güzel bir duygu bence. Ben bunu altyapıdan itibaren yaşadım. Yaklaşık 10-12 yıl hem altyapısında hem A takımında forma giydim. Fakat az önce de söylediğim gibi ülkemizde ne yazık ki futbol çok ön planda. Ya aslında bu çok kötü bir şey değil tabii ki ama futbol tabii ki ön planda olsun. Ama bence basketbola da voleybola da hak ettiği değeri vermiyoruz bence. O yüzden dedim, çünkü basketbol da baktığınızda çok büyük bir branş ve amatör branş olarak geçiyor. Voleybol da keza öyle. Bence hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de en başarılı branş voleybol olarak gözüküyor. O yüzden de amatör olarak gözüküyor branş ama biz de küçüklükten Beşiktaş taraftarı olduğumuz için de biz profesyonel sevdik diyerek aslında öyle bir gönderme yapmak istemiştim orada. Beşiktaş'ın sizin için çok ayrı bir yeri olduğunu anlayabiliyorum bu konuşmanızdan. O zamanlardan böyle unutamadığınız bir anınız var mı?
Birçok anım var. Bir kere şu anda en yakın arkadaşlarımın hepsini o altyapı sayesinde elde ettim. Benim için en önemli şeylerden birisi budur. En sevdiğin arkadaşlarınla aynı formayı, aynı duygularla terletmek çok güzel bir duyguydu. Onun dışında tabii ki biliyorsunuz Türkiye'de üç büyük camia var ve üç büyük camianın arasındaki derbi maçları çok önemlidir. Tuttuğunuz takımın formasıyla derbi maçı oynamak da büyük bir heyecan, büyük bir onurdu benim için. Onun dışında Beşiktaş forması altında bir alt ligden Süper Lig'e çıkmayı başarmıştık ve bunu başarırken 14 oyuncunun 10 tanesi altyapıdan gelen oyuncular olarak başarmıştık bunu. Bu hem camia açısından hem de bizim açımızdan çok gurur verici, çok büyük bir şeydi, çok mutlu edici bir şeydi. Ama hangisini yere göre sığdıramazsınız derseniz herhalde altyapı anılarımı ve başarılarımı hiç yere göre sığdıramam diyebilirim yani. Beşiktaş'ta geçirdiğiniz çok uzun yıllardan bahsettiniz. Altyapıdan yetişip A takıma kadar yükselmişsiniz. Bu altyapıdan yetişen oyuncularda bir aidiyet duygusu oluyor yanılmıyorsam, değil mi? Nasıl bir his sizin için böyle A takıma kadar yükselmek? Yani çok farklı bir duygu gerçekten. Dediğiniz gibi bir aidiyet duygusu oluyor. Şimdi ben mesela Beşiktaş taraftarıydım ama olmayan arkadaşlarım da vardı tabii ki. Aileden farklı bir taraftar kültürüyle büyümüş kişiler vardı. Ama o camianın içine girince o aidiyeti hissediyorsunuz. İster istemez sanki gerçekten o camiaya ait duyguları besliyormuşsunuz gibi davranmaya başlıyorsunuz. Aslında bu biraz böyle hislerle alakalı olduğu kadar biraz da profesyonel bir duygu aslında. Giydiğin takımın formasına ait hissetmek kendini çok önemli bir şey. Muhakkak şu anda A takım seviyesinde de hem bütün branşlarda belki tuttuğu takımda oynamayan ama oraya kendine ait hisseden birçok insan vardır. Belki tuttuğu takımda o kadar aidiyet görmeyen insanlar bile olabilir. O yüzden çok ama amatörden yetişip en alttan yetişip o duyguyu tatmak, bütün küçük takım, yıldız takım, genç takım, puf takım, A takım bütün formları giyip oralara çıkmak, onların hepsinin heyecanını yaşamak tabii ki çok farklı, çok güzel bir duygu. Ben bu açıdan kendimi şanslı hissediyorum tabii ki. Evet, eminim sizin için gerçekten çok gurur verici zamanlar olmuştur. Beşiktaş'tan sonrasına gelecek olursak hangi takımlarda görev yaptınız? Beşiktaş'tan sonra 1,5 sene Ziraat Bankası'nda oynadım Ankara'da. Daha sonra 1,5 sene Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde oynadım. Daha sonra 1 sene tekrar Beşiktaş'a geri döndüm. Daha sonra 2 sene Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü'nde oynadım. 1 sene Arhavi Belediye Spor'da oynadım. Son seneyi de Halkbank'ta geçirdim. Beşiktaş'a karşı oynadığınız maçlar oldu mu peki bu süreçlerde? Evet. Tokat Belediye Plevne ve Şahinbey formasıyla Beşiktaş'a karşı maçlara çıktım. Çok farklı duygulardı. Özellikle Beşiktaş'ın salonu Akatlar'da oynadığımız maçlar benim için çok farklı duygular içeriyordu. Çünkü tabiri caizse orada büyüdük diyebilirim. Bütün anılarımız, antrenman duygularımız, hissiyatlarımız, galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz hepsi oradaydı çünkü. Bir sürü anımız vardı orada. Oraya farklı bir takım formasıyla çıkmak gerçekten duygusal açıdan çok yoğun duygular hissettirmişti bana. Nasıl tarif edelim bilmiyorum ama gerçekten zordu ama güzeldi duygulardı. Çünkü o camiada da beni seven, kabul eden çok insan vardı. Taraftarlar da dahil olmak üzere. Birçoğuyla hala iyi ilişkilerim vardır. Görüşürüz, muhakkak konuşuruz. Orada beni çok güzel karşılamaları, güler yüzlü karşılamaları beni de çok mutlu etti tabii. Öyle bir iz bırakabilmiş olmak benim açımdan onur vericiydi. Eminim işin profesyonel boyutu bir yana çok uzun yıllar geçirdiğiniz takıma karşı oynamanın bir insani boyutu da olmuştur sizin için. Ki bunu sözlerinizden de iz bıraktığını anlayabiliyorum ben. Milli takıma gelecek olursak peki? Milli takıma gelecek olursak, ben yıldız ve genç kategorisinde milli takımımızın formalarını giydim. Henüz A milli formayı giymek nasip olmadı. Onun da 2 defa kamplarına katıldım. Umarım en kısa zamanda nasip olur tabii ki. Herkesin hayalidir sonuçta milli formayı giymek. Milli takımımızda çok güzel bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Bir gençleşmeye gidildi ve bu genç oyuncuların kalitesi çok yüksek kalitede oyuncular. Hepsi ligimizde direkt forma şansı bulan, üst seviyeye oynayan takımlarda direkt forma şansı bulan oyuncular.
Bu yüzden tecrübeyle ilgili de sıkıntısı olmayan bir jenerasyon geliyor şu anda. Hani çok rastlarız. Futbolda, basketbolda da böyle. Kendi takımında forma şansı bulamayıp milli takımda direkt oynayan birçok oyuncuyla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Ama şu an bizde böyle bir durum yok. Gerçekten bu açıdan şanslı bir jenerasyona sahip olduğumuzu düşünüyorum. Takımlara da tabii şans verildiği için ben teşekkür etmek istiyorum. Birçok Türk oyuncu kendi takımında eskiye nazaran şu an çok daha fazla şans buluyorlar. İyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bir Avrupa Ligi şampiyonluğumuz gelmişti milli takımda. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Bunlar çok güzel şeyler. İleriye doğru, ileriye dönük çok güzel adımlar. Çünkü çok genç jenerasyonuz. Bu evet. Tecrübeleri şimdiden edinirsek ileride çok daha iyi, çok daha büyük başarılar elde edebileceğimizin aslında bir ışığı gibi görüyorum ben bunu. Evet, umarız milli takıma da görev yapma imkanı bulursunuz. Dediğiniz gibi gerçekten kadın olsun, erkek olsun. Voleybolda milli takım gerçekten her zaman bizim gururumuz olmuştur. Biraz çalışma programınıza gelecek olursak, bu karantina süreci dışında çalışma programınız nasıl ilerliyor? Hayatınızı nasıl planladınız? İlk etapta tabii çok yabancı olduğumuz bir durum, karantina durumu. Daha önce hiç yaşamadığımız bir durum çünkü. Biz 19 Mart'ta liglere ara verildiği kararı verildikten sonra bir 2-3 gün dinlenme süreci geçirdik. Daha sonra Halkbank kulübü gerçekten bu konuda çok profesyonel. Her şeyiyle, her şeyi düşünerek bize yardımcı oluyorlar. Bize çeşitli antrenman programları yolluyorlar. Her gün antrenmanı yapacağımız saatimize kadar bize program yolluyorlar. Nasıl antrenman yapmamız gerektiği, hangi hareketleri yapmamız gerektiği, saat kaçta yapmamız gerektiği hepsini bize yolluyorlar ve bu program çerçevesinde olası bir ligin devam etmesi durumunda hazır olmamız için her şeyi yapıyorlar. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Sadece pazar günleri yapmıyoruz. Bu 6 günün 3 tanesi çift antrenman, 3 tanesi tek antrenman şeklinde oluyor. Bazı haftalarda program gereği 3 antrenmana çıktığımız da oldu. Gün içinde 3 antrenman yaptığımız da oldu. Hatta kendi aramızda şakalaştığımız da oldu. Sezon devam ediyor olsaydı, salona gidiyor olsaydık belki bu kadar çalışmıyor olurduk tarzı şakalaştığımız da oldu kendi aramızda. Tabii yorulduğumuzu hissediyoruz ve yaklaşık 2 aydır neredeyse bir karantina sürecinde olduğumuz için aslında bu duyguları da bir yandan da özlediğimizi hissediyoruz. Güzel oluyor. Sağlık için de önemli. Herkesin yapması lazım. Sadece biz işimiz, mesleğimiz bu olduğu için değil, herkesin sağlığı için evde kaldığı bu hareketsiz dönemleri hareketli olarak geçirmesi gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar başta programa sadık kalarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, aslında bu süreç hepimiz için biraz daha yenilenme süreci oldu ama anlıyorum ki sizin programınız evde de olsanız hala çok yoğun. Ben yine sizin bir tweetinize rastladım. Onu da sorayım size. 19 Mart'tan beri topa elimizi sürmüyoruz. Survivor ekibi bizden daha hazırdır herhalde yazmışsınız. Form olarak nasıl etkilendiğinizi düşünüyorsunuz peki? Tamam, çalışmalar devam ediyor yani, ama evde olmanın tabii ki farklılıkları vardır. Tabii ki çok farklı. Şöyle bir şey, biz evde kendimizi kondisyon olarak hazır tutabiliriz muhakkak ki. Ama topa dokunmak, top antrenmanı yapmak çok farklı bir şey. Yani araya bir 10 gün, 15 gün girdikten sonra topa dokunmadıysanız o süre içerisinde sanki en başa dönmüşsünüz gibi hissediyorsunuz ve bir adaptasyon süreci gerekiyor bunun için. Survivor şu anda aktif olarak yeni bölümünü izleyebildiğimiz ekranlarda tek içerik. Açıkçası eğlenceli hale de gelmeye başladı. Ailece hep beraber izliyoruz. O yüzden orada da bu aralar çok sık voleybol kelimesi geçmeye başladı. Evet. Hatta yapılan anketlerde halkın en çok yüzdeyi voleybol oyununa verdiğini görmüştüm. Açıkçası bu beni çok mutlu etmişti. Çünkü gerçekten çok büyük bir yapı, herkesin izlediği bir yapıda voleyboldan bu kadar bahsedilmesi, ekranlara taşınması açıkçası güzel bir şey. İnsanlar da akılda kalıcı şeyler bırakıyor ki oradaki yarışmacılar da voleybol maçlarını izlerken çok zevk aldıklarını, çok heyecan içinde olduklarını söylüyorlardı. Belki bir tık daha, bir nebze daha ileri atabilirse voleybolu ne mutlu bize deriz. Orada da bizden daha fazla bu süreçte topa dokundukları için öyle esprili bir yaklaşımda bulunmak istedim sadece. Hala da sözümün arkasındayım. Muhtemelen bizden daha formdalardır şu anda. Evet, gerçekten bu bakış açısı bence de çok doğru. Çok güzel bir yerden baktınız. Umuyoruz bu tür televizyon yayınlarının voleybolu olan
ilgiyi artırması güzel olur. Bir soru gelmiş. Maçlardan önce mutlaka dinlediği müzikler veya yaptığı bir totem var mı? Yani açıkçası bir totem yok ama müzik dinlemeyi tabii ki seviyorum. Müzik son zamanlarda özellikle Gazapizm'in Unutulacak Dünler diye bir şarkısı vardı. Sadece maçlardan önce değil, antrenmanına giderken gelirken bıkma aşamasına kadar dinlediğim bir şarkıydı. Hala da çok severim. Ama benim bir huyumdur. Bir şarkıyı sevdim mi gerçekten sonuna kadar, bıkana kadar dinlerim onu. Son zamanlarda favori şarkım oydu. Onu dinliyordum. Ama öyle özel bir totemim açıkçası yok. Ama en büyük totemim eşimle muhakkak maçtan önce konuşmak. Yani sesini duymak isterim maçtan önce muhakkak. Bu söylediğiniz şarkı da bilmeyenler için belki tavsiye olur. Biraz mevkiinize gelecek olursak, pasörün görevleri nelerdir? Pasör aslında takımın beynidir. Takımın oyun içeriğini, oyun formatını yönlendiren kişidir. Takımın nereden atak yapması gerektiğine karar veren kişidir. Pasörün nereye pas atacağını aslında bir tek pasör bilir. Başka kimse bilmez. O yüzden pasör dışında herkes buna hazır olmak zorundadır. Oyunun candan biridir diye düşünüyorum. Kolay bir mevki olmadığını düşünüyorum şahsen. Evet, ben size bu soruyu soracaktım aslında. Sayı kazandırma amaçlı hücum oyuncularına topu attığınız için oyunun beyni diyebilir miyiz diyecektim. Siz oyunun beynidir diyerek giriş yaptınız. Ben de sorumu cevabını Kesinlikle almış öyle. oldum. Peki sakatlığa gelecek olursak ciddi bir sakatlık yaşadığınız oldu mu? Yani böyle toptan uzak kaldığınız bir dönem. Benim toptan en uzak kaldığım sakatlığım 1,5 ay oldu. Parmağımda bir kırık oluşmuştu. Onun dışında bilek burkulmalarım maalesef bizde çok fazla oluyor. Onlar ama şiddetine göre değişiyor. 3 haftayla 1 ay arası olan var. Bazen 2-3 ayı bulan var ama çok şükür o konuda bilek burkulması konusunda maksimum 2-3 hafta uzak kalmışlığım oldu sahadan. Ama Beşiktaş'ta oynadığım sene bir parmak kırılması yaşamıştık. Talihsiz bir olaydı. Ameliyata gerektirecek kadar ciddiydi. O da 1,5 ay kadar beni voleyboldan uzak tutmuştu maalesef. Umarız bundan sonra ciddi bir sakatlık yaşamazsınız diyelim. Bu sakatlık süreçleri Umarım. oyuncuları psikolojik açıdan nasıl etkiliyor sizce? Siz de yaşamış biri olarak. Yani çok gerçekten çok büyük etkisi var. Ben şimdi bir pasör olarak parmaklarımı sürekli kullandığım için ve kırık parmağımda oluştuğu için benim pas dengemi bile değiştirmişti. Aslında pas tekniğimi bile değiştirmişti diyebilirim. Çünkü o parmağıma dokunmadan pas atmaya çalışıyordum psikolojik olarak. Her ne kadar böyle bir şey mümkün olmasa da deniyor insan ister istemez tabii ki. Evet. Ama dediğim gibi psikolojisi çok büyük. Atlatma süreci de biraz zaman alıyor tabii. Aslında insanın o sakatlığı unutması gerekiyor. Yani bir ciddi bir süre geçmesi gerekiyor onun üstünden. Çünkü onun dışında hep aklında kalıyor. Acaba yine olur mu? Yeniden olur mu? Veya bir sıkıntıya girer mi? Başa döner miyiz? Özellikle yani yaşamadım ve umarım yaşamam, hatta kimse yaşamaz. Çapraz bağ ve aşil tendon sakatlıkları özellikle yaşayan Evet. arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla psikolojik olarak kolay kolay atılabilen sakatlıklar değil bunlar. Evet, bu işin de psikolojik boyutu var diyorsunuz. Tekrar söylüyorum, umarım hiçbir sporcumuz yaşamaz bu tarz sakatlıkları. Biraz Umarım, Halkbank'a umarım. gelecek olursak, şu an Halkbank'ın ligdeki yerini nasıl değerlendirirsiniz? Bir duraklama söz konusu ama. Halkbank yıllardır bu ülkede kendini kanıtlamış, her zaman kafaya oynayan ve belli bir düzeni olan profesyonel bir kulüp. Ben burada oynadığım için açıkçası kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü başka takım formalarıyla Halkbank'a karşı forma giydiğimde karşıda olmayı hayal ettiğim bir takımdı. Ve bu sene nasip oldu o formaya kavuşmak. Çünkü hırslı bir insansanız, hırslı bir sporcuysanız her zaman en yukarıyı istiyorsunuz. Halkbank'ta en yukarıda olan takımlardan bir tanesi olduğu için orada olmak istiyorsunuz doğal olarak. Dışarıdan herkesin muhakkak her takımla ilgili belli başlı fikirleri vardır. Bizim de Halkbank'la ilgili belli başlı fikirlerimiz vardı ama kulübün içine girdiğimizde bu fikirlerimizden çok daha yukarıda profesyonellikte bir kulüp olduğunu gördük.
gerçekten bir sporcunun ihtiyacı olan her şey mevcut. Gerek sağlık konusunda, gerek seyahatler konusunda, gerek takım konusunda, maddi manevi her konuda insanların tatmin olabileceği, bence her sporcunun hayalinde olabilen bir kulüp. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sezondaki yerimize gelecek olursak, normal sezonu 6. sırada tamamladık ama hak ettiğimiz yer olduğunu düşünmüyorum. Bir sezon başında aksaklıklar yaşadığımız, hak ettiğimiz maçları son anlarda kaybettiğimiz oldu. İkinci yarısında daha derli toplu bir görüntü sergiledik. Ama tabii ki rakiplerimiz de kazanmaya devam ettiler bu süreçte. Bence hak ettiğimiz yer olduğunu düşünmüyorum 6. yılın. Hedefimiz tabii ki playofflardı, Türkiye Kupası'ydı ama bu aşamayı göremedik ne yazık ki. Orada gerçekten başarılı olabileceğimize inanıyorduk. Bunun doğrultusunda çalıştık çünkü sürekli. Sezonun ilk antrenmanından beri konuştuğumuz tek şey, antrenörümüzün bize söylediği tek şey, bizim hedefimiz playofflar oldu. Playofflara avantajlı gitmek var, dezavantajlı gitmek var ama neticede orası başka bir vitrin. Orada başka bir psikoloji, başka bir boyutta oynuyorsunuz. Amacımız orasıydı. Ama normal sezona kadar değerlendirebiliyorum şu anda orayı oynayamadığımız için. Hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum sadece. Daha üst sıralarda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Görüşlerim bu yönde. Umarız hedeflediğiniz yerlere ilerleyebilirsiniz diyelim. Bu karantina sürecinin sizi nasıl etkilediğinden konuştuk ama takımın içinden bir göz olarak mesela playoff'ları hedeflediğinizi söylemiştiniz. Sizce takım şu an ne durumda? Yani zaten sürekli irtibat halindeyiz, birbirimizle de konuşuyoruz ara sıra. Programlarımızdan falan da konuşuyoruz. Herkes antrenmanını yapıyor. Çünkü bu bir mesleğimiz bizim. Buna saygı duymak zorundayız. Antrenmanımızı yapıyoruz ve federasyondan gelecek kararı bekliyoruz. Açıkçası ne geleceğini de bilmiyoruz henüz. Ama önümüzdeki günlerde belli olacağını düşünüyoruz. Takımdaki durum tabii ki psikolojik olarak kolay bir durum değil. Dediğim gibi meslek gereği en başta da söyledim. Çok fazla dışarıda olmaya, gezmeye, farklı illere, farklı ülkelere gitmeye çok alışık olduğumuz için şu anki durum bize çok böyle alışık olduğumuz bir durum değil. Bize çok farklı geliyor şu anda. Herkes de ister istemez bir bunalmışlık, bir sıkılmışlık, artık böyle temiz hava almak, rahatça gezip dolaşabilmek isteği var mı? Ama bazı şeyler açısından da güzel oldu mu? Evet oldu. Aslında bir alışveriş merkezine gidebilmenin, bir yere rahatça gidebilmenin, bir kafede oturup bir şeye çıkıp muhabbet edebilmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamış olduk bence bu süreçte. Ama takım arkadaşlarımda da genelde hissiyatımız ortak. Başka takımdaki arkadaşlarımızla da sürekli konuşuyoruz. Çok özledik voleybol oynamayı, mesleğimizi çok özledik, dışarıda olmayı çok özledik. Ama herkes önce kendini, daha sonra diğer insanlara sağlığını düşünmesi için evde kalmak zorunda. Biz de evde kalmak zorundayız. Açıkçası en kısa zamanda bitmesini ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok şu anda maalesef. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Aslında günlük hayatta bize rutin gelen, böyle artık sıkıldım dediğimiz şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anladık bu süreçte. İzleyicilerden yine bir soru gelmiş. Onur Kurt sormuş. Oyun içerisinde en çok hangi mevkiye pas atmayı seviyor acaba? Böyle bir ayrım var mı? Kendisi en yakın arkadaşlarımdan biri olur. Soruyu da biraz kaçamak bir soru olarak değerlendiriyorum açıkçası. Ama orta oyuncularla oynamaktan keyif alıyorum. Yani en keyif aldığım bölge orta oyuncularla oynamak. Sizin için takımdaki arkadaşlarınız en pozitif diyorlarmış. Bu pozitifliğiniz belki meslek hayatınızda size sağladığı avantajlar neler oldu sizce? Gerçekten o kadar pozitifsiniz. Yani aslında pozitif bir insanımdır. Genel olarak hayatta da böyleyimdir. Eşim de her zaman aynı şeyi söyler. Çünkü ben negatifliğin açıkçası biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani ileriye dönük bir kere üzüntü bende hiçbir zaman yoktur. Çünkü zaten bir şey ileride olacaksa ve ben ona üzüleceksem zaten o zaman üzüleceğim için şimdiden kendimi paralamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anlık duygulara gelince evet tabii ki herkesin sevinç, hüzün duyguları var muhakkak ama bence bu tadında olmalıdır. Anlık yaşamalıyız. Kısa sürmelidir. Çünkü hayat gerçekten çok kısa. Şu an bunu daha da net görüyoruz. Bence üzülmeye değecek kadar uzun bir hayatımız olmayabilir. O yüzden bulunduğumuz şu an, sağlıklı olduğumuz şu anın tadını çıkarmamız gerekiyor. Takımda da olabildiğince pozitif olmaya çalışıyorum her zaman. Tabii ki herkesin bir böyle derecesi vardır. Yenik düştüğü,
yorgun düştüğü bazı yerler muhakkak oluyordur. Ben bu zamanlarda da elimden gelebildiğince bunu saklayıp pozitif filmi olabildiğince yansıtmaya çalışırım. Ama genel olarak olabildiğince takım oyuncusu olmaya, bireysellikten biraz daha uzak olmaya çalışırım. Belki bu yüzden de genelde arkadaşlarım beni biraz pozitif olarak değerlendirirler. Bu gerçekten hayata bakış açısı anlamında da çok güzel bir nokta. Belki de takım sporu yapmanızın da buna çok büyük etkisi olmuştur diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Belki de en büyük etkisi onun vardır. Çünkü sadece kendinizden sorumlu olmadığınız bir meslek yapıyorsunuz. Yaptığınız güzel bir hareket sadece sizi değil, birçok kişiyi, belki yüzlerce kişiyi mutlu ediyor. Aynı zamanda yaptığınız bir negatif hareket binlerce kişiye negatiflik veriyor. Bu yüzden de attığınız adımı atarken bir değil iki kere düşünüyorsunuz. Belki daha fazla düşünüyorsunuz. O yüzden bence en büyük etkisi yaptığımız meslekten dolayı, takım sporundan dolayı olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Şu an aktif spor hayatınıza devam ediyorsunuz. Umarız kendiniz mutlu hissettiğiniz süre boyunca da devam edersiniz ama aktif spor hayatı sonrasını hiç düşündünüz mü? Yani yine bir şekilde yani bazen, voleybolun içinde olmayı ister misiniz? Evet, antrenör olarak devam etme gibi bir isteğim var tabii ki. Ama dediğim gibi ben genelde çok ileriye dönük hayaller kurmadığım için çok açıkçası üstüne kafa yorduğumu söyleyemem. Ama tabii ki hem eşimle hem ailemle muhakkak bu konuyla ilgili konuştuğumuz oluyor. Kısmet olursa antrenör olarak tekrar bu camianın içinde kalıp bu heyecanı biraz da sağ kenarından devam etmeyi planlıyorum tabii ki. Umarız hedeflediğiniz şekilde ilerlersiniz. Sizi en mutlu edecek şekilde diyelim. Dünya çapında ve Türkiye'de en beğendiğiniz oyuncuları sorsam size. Mevkiyi fark eder mi? Yok, fark etmez. Dünya çapında bir kere kendi mevkimden olduğu için Arjantinli pasör Dicheco'yu çok beğeniyorum. Böyle biraz normal dışı, biraz böyle fantastik bir stili var. Seviyorum o yüzden. Bana daha ilgi çekici geliyor. Onun dışında daha çok aslında kendi mevkimdeki oyuncuları takip ediyorum. Çünkü bazen videolar izleyerek, onları takip ederek, ne yaptıklarını görerek de bir şeyler kapabilirsiniz muhakkak. O yüzden smaçör olarak da dünya çapında birçok iyi smaçör var. O yüzden böyle tek tek hani açıkçası söyleyemiyorum ama bir tek kendi mevkimden söyleyebileceğim Dicheco var. Onu gerçekten seviyor ve örnek alıyorum. Türkiye'den de Türk pasörler arasından da birçok iyi pasörümüz var. Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Ulaş Kıyak gibi birçok iyi pasörümüz var. Ben biraz böyle tarz olarak da kendime benzettiğim için Selçuk Keskin'i, Selçuk abi örnek alıyorum diyebilirim. Bu isimler de gerçekten çok değerli isimler. Eşinizden bahsettiniz, maç öncesi onun sesini duymaktan hoşlandığınızı söylediniz. Bir sporcu olarak evlilik sizin spor hayatınızı nasıl etkiledi? Ben olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Ben gerçekten ailesine düşkün bir insanım çünkü. O yüzden eşimin de bana çok olumlu bir hava kattığını düşünüyorum açıkçası. Bir kere hayatımın daha düzene girdiğini düşünüyorum. Onunla olmaktan çok keyif alıyorum. O yüzden aslında karantina döneminde de onunla olduğum için çok mutluyum aslında. Bir de küçük kızımız var. Biz şu anda hiç zaman nasıl geçtiğini açıkçası anlamıyoruz bile. Yani herkes böyle çok sıkılıyoruz, işte vakit bulamıyoruz, ne yapacak bir şey bulamıyoruz falan diye çok şikayet ediyorlar. Ama biz gerçekten gündüz vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Maçlardan önce eşimin sesini duymak onunla tanıştığımız günden beri yaptığımız bir şey aslında. O da kendisi eski basketbolcuydu. Evet. O da maçlara çıkmadan önce muhakkak benimle telefonla konuşmadan çıkmazdı. O yüzden kendimizi aslında bir totem olarak belirlemedik bunu ama aslında kendi kendine bir totem oldu diyebiliriz. Onun sesini duymak, en son soyunma odasına girmeden önce onun sesini duyup öyle girmek beni motive ediyor, bana keyif veriyor açıkçası. Eşinizin de sporla ilgilenmiş olması, spor yapmış olması eminim size çok büyük avantajlar sağlamıştır. Kesinlikle sağladı. Özellikle beslenmem konusunda bu süreçte bana çok yardımcı oluyor. Çünkü işin içinden geldiği için o da bir sporcunun beslenmesi konusunda ciddi bilgiye sahip olduğu için bana çok yardımcı oluyor. Bazen
Herkese oluyordur muhakkak. İşte ben bugün bunu yemek istemiyorum veya bu öğünü geçmek Evet. istiyorum tarzı yaklaşımlarım olduğunda katı bir şekilde karşı çıkıyor. Ve o yüzden de benim öyle bir şansım kalmıyor geriye. Bu eminim çok güzel bir şeydir sizin açınızdan. Son olarak Kesinlikle. voleybolun içerisinde olanlara belki sizi örnek alan küçük yaştaki izleyicilerimiz vardır ya da bir şekilde voleybola başlamak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Öncelikle tereddüt etmemelerini tavsiye ederim. Ben de ister istemez vakti zamanında bir ikilemde kalmıştım. Tereddüt etmesinler. Eğer yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Gerekirse kötü olsunlar ama yapsınlar. Yani hiçbir şey akıllarında kalmasın. Voleybol çok güzel bir camia. Ben salon sporlarının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Salon sporlarındaki arkadaşlıkların da ortamın da çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çok daha samimi olduğunu düşünüyorum. Oradaki arkadaşlıkları, oradaki dostlukları, oradaki yeni insan tanımaları muhakkak tatmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir camiamız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben işimi çok keyif alarak yapıyorum. En önemlisi bundan keyif alıyorlarsa yapmalarını istiyorum. Yani kimsenin zoruyla veya işte Evet. başkalarının baskısıyla bunu yapmamalarını istiyorum. Çünkü insan keyif alırsa, yani bu sadece voleybol için değil, bütün meslekler için geçerli. Keyif alıyorsa, işini seviyorsa her şey çok daha kolay, çok daha güzel olur. Aksi takdirde çok da sağlıklı bir durum ortaya çıkmaz. Voleybol, küçük çocuklar genelde bizim maçlarımıza geliyorlar, izliyorlar. Maçtan sonra iniyorlar, bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bizden forma istiyorlar, bizden tişört istiyorlar, şey yapıyorlar. Ama bunlar çok güzel duygular, bize de iyi hissettiriyor. Belki birçoğu örnek alıyorlar. Örnek alıyorlarsa, örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Hayallerinin arkasından gitmelerini istiyorum sadece hepsinden. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki çok teşekkür ediyorum bu tavsiyeleriniz ve görüşleriniz için. Bu karantina sürecinde bize vakit ayırdığınız için de gerçekten teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Umarız en kısa zamanda bunu yüz yüze yapma imkanı da buluruz. Umarım en kısa zamanda karantina sürecini atlatırız. Dediğiniz gibi yüz yüze de bir röportaj yapma fırsatı buluruz. Ben teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Tekrardan dediğim gibi tekrarını yaşamak dileğiyle. Görüşmek üzere. İyi günler, sağ olun. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Tandem'in 15 kuşağında bugün Halkbank erkek voleybol takımından Orçun Ergün'le beraberdik. Saat 16'da Bülent Atlas ve konuğu Gökhan Akengin'le izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ekonomik pratik anında sigorta. Quick.